Amerikan bir Amerikan dergisinde Foreign Affairs denilen ulus dış ilişkiler e, denilebilir. Uluslararası ilişkiler denilebilir ya da dış ilişkiler ya da dış siyaset diye çevrilebilir adı. Çok önemli bir Amerikan dergisi var. İki ayda bir çıkıyor. Bu dergi Dış İlişkiler Konseyi diye bilinen yine Council of e, evet tabii Council of e, Foreign Relations diye bilinen Dış İlişkiler Konseyinin bir yayın organı, CFR diye kısaltılır baş harfleri. CFR bazı komplo teorisyenleri tarafından dünyayı yöneten merkez olarak görülür. Dünyaya oradan yön verildiği kapitalist dünyaya, kapitalist dünyanın oradan yönetildiği iddia edilir. Bu kadar değildir ama çok önemli bir kurumdur. En azından Amerikan dış siyasetine bu kurum yön verir. Bu kurumun analistlerinden biri de Soner Çağaptay, bir Türk. Şu anda Amerikan vatandaşı aynı zamanda. Aynı zamanda Amerikan Dışişleri'nde de bir görevli. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda, bakanlığında ileri derece Türkiye Analizleri Enstitüsü'nün başkanı. Evet. bir de kitabı var. Birçok kitabı var hocam. Birden çok kitabı var, çok sayıda yani. makalesi var. Şey hakkında. Yakın yani. Doğu Enstitüsü'nün de Kıdemli analistlerinden biri. Yakın Erdoğan, hakkında, Erdoğan hakkında bir kitabı evet, var. Evet Erdoğan hakkında kitabı var. Şimdi bunun 4 Ocak tarihli yani son sayısında Foreign Affairs dergisinin son sayısında acayip bir makalesi çıktı. Önemli bir makalesi. Şimdi bu makalede diyor ki tam doğrudan okuyorum. Yani ben Yılmaz abiyle de Yılmaz Polat'la da yazışarak teyit ettim. Erdoğan ve destekçilerinin olduğu gibi okuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahalesinin istikrarı bozacağı düşünüldüğünde muhalefet için daha iyi bir strateji Erdoğan'la görevi isteyerek bırakması için bir pazarlık yapmak olacaktır. Aslında muhalefetin özellikle bu alanda önemli bir etkisi var. Erdoğan iktidarının iktidarını kaybetmenin yanı sıra Yolsuzluk, onlarca insanın polis tarafından öldürülmesi ve hükümet tarafından suistimal edilen birçok kişinin acı çekmesi gibi suçlamalar nedeniyle cezai soruşturma açılması ihtimaliyle karşı karşıya. Ailesinin üyeleri de yolsuzluk skandallarına karıştı diye suçlanabilir. Seçimi kaybederse Erdoğan'ın son yıllarını bir Türk hapishanesinde veya sürgünde geçirebileceğine dair gerçek bir ihtimal var diyor Soner Çağaptay. Böylece muhalefet kendisi ve ailesi için bir e, af karşılığında onu bir kenara çekilmeye ikna edebilir ve bu da yumuşak bir iktidar geçişiyle sonuçlanabilir. Şimdi bunun başka yerlerinde diyor ki şimdi bunu Türkiye'de şimdi bunu takvim gazetesinin çevresiyle karşılaştırdım. Basın atlamış bir takvim gazetesi görmüş bir de sol portal kısaca görmüş bu e, haberi. Biz hafta sonunda gördük. Bugüne bıraktım ben. Bugün bizim ana haberimiz de vardı. Takvim gazetesi tabii Soner Çağaptay e, Foreign Affairs'ta Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'a karşı Amerikan e, Amerika'nın kaos planı başlığıyla vermiş bunu. Şimdi Son Soner Çağaptay AKP karşıtı değil. Bu makalede de enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki makalede 2003'te başlayan AKP'li yılların ilk döneminden övgüyle söz ediyor ve diyor ki Türkiye'nin orta sınıflarına yeni bir refah getirdiği ve ülkenin demokratik kurumlarını inşa edecek veya güçlendirecek bir referandum bir reformcu olarak bir reformcu olarak e, göreve geldiğini yazıyor ve diyor ki 10 yıllık düşük işsizlik güçlü ekonomik büyüme sağladığı bazı özgürlükleri genişlettiğini ileri sürüyor ve fakat bu imaya rağmen yani ülkenin demokratik kurumlarını inşa edecek ve güçlendirecek bir reformcu olarak e, karşılanmasına rağmen ilk bakışta o ve AKP bu vaatleri yerine getiriyor gibiydi. Ama bunu yerine getirmediler diye devam ediyor. Yani dolayısıyla AKP'nin ilk yıllarına ilişkin bir değerlendirme farklı bir değerlendirme de yapıyor ve diyor ki Avrupa Birliği ve Amerika ile çok iyi ilişkiler kurdular. Şunu söylüyorsan her çaptay hocam arkadaşlar da sürenin bittiğini ilan ediyorlar ama bana kulaklığımdan bir dakika daha izin isteyeyim ben çünkü önemli bu yarın devam ederiz gerekirse. Sonra çaptay diyor ki yüksek seçim kurulu ya da benzeri kurumlar aracılığıyla seçim sonuçlarını itiraz edebilir veya taraftarları sokağa dökülebilir. Örnek de veriyor. 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'nin Trump taraftarları tarafından basılmasını örnek gösteriyor. Buna benzer bir olay yaşanabilir diyor. Bu nedenle diyor, bir Erdoğan ve ailesi için özel bir af çıkartarak ordunun da garantör olmasını sağlayarak bu afva ordu hala diyor Türkiye'de yüksek prestijini koruyor iddiaları bu. Bir geçiş sağlanabilir. Yani kırıp dökmeden sorunsuz bir geçiş sağlanabilir seçimlerden sonra muhalefet bunu yapabilir çünkü Erdoğan'ın karşısında birleşmiş bir muhalefet var diyor ve ekliyor diyor ki Erdoğan gelecek ilk seçimleri Erdoğan'ın kazanma ihtimali yok diyor. Mutlak bir şekilde kaybedecek. Ama bu seçim sonuçlarını kabul etmeyebilir, taraftarlarını sokağa dökebilir. Çünkü bundan sonraki yıllarını bir hapishanede ya da sürgünde geçirme ihtimali var yargılanırsa eğer. Muhalefet bu konuda pazarlık yapmalı ve kendisini ikna ederek yumuşak, demokratik bir geçişe ikna etmeli. Bu sürece de ordu garantör olabilir çünkü ordu hala en çok güvenilen kurumlar arasında diyor. Bu tam da Soner Çağaptay'ın bir görüntüsünü, bir fotoğrafını arkadaşlar ekrana getirirlerse bir de Foreign Affairs'ın logosunu getirirlerse iyi olur. Bu tamamen Soner Çağaptay'ın. Bugüne kadar Erdoğan iktidarını desteklemiş. Üstelik de belirtelim Soner Çağaptay'ın. FETÖ hiçbir ilgisi olmayan bir siyasi analistin bir Türk köke, Türkiye kökenli bir Türk siyasi analistin Foreign Affairs'ta değerlendirmesidir bu. Foreign Affairs Amerikan yönetici eliti ve üst sınıfları tarafından dikkatle izlenen ciddi alınan bir dergidir. Onu belirtelim. Enteresan bir e, yorum diye bunu bir analiz ve iddialar bunların tümü birer iddiadır. Onun yani e, hapishanede geçirebileceği, sürgüne gidebileceği tamamen onun ortaya attığı iddialardır. Birer olasılıktan söz ediyor. Bunu kesecek ve yumuşak geçişi sağlayacak şey çıkartılacak bir aftır diyor. Ya da e, bu konuda AKP ile, evet Soner Çağaptay bu, AKP iktidarıyla bir e, anlaşmadır, uzlaşmadır diyor. Foreign Affairs dergisinin de kapağını logosunu getirirsek arkadaşlar iyi olur. Onu üçlü şey yapalım, araya alalım bize ekrandan almaktan çok. kendisi bu. Foreign Affairs dergisinde çıkan bir makaleyi biz özetledik. Belirtelim bu makale geniş bir şekilde Takvim Gazetesi'nde de yayınlandı. Takvim Gazetesi'nin de nasıl sunduğunu ilk spotunu okuyarak vereyim. Türkiye düşmanı küresel güçlerden aldığı fonlarla Türkiye ve Erdoğan karşıtı kitaplar yazan Soner Çağaptay diye başlamış. Soner Çağaptay böyle değil AKP yanlısıydı bir kere onu belirtelim. AKP'nin lehine de çok yazı yazdı. Kitabı da hocamın belirttiği kitabı da ortadadır. Son olarak ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'da bir yazı kalem aldı. Soner Erdoğan'ın son oyunu başlıklı yayınında evet son oyunu başlıklı ıı, yazıda Başbakan Erdoğan'ın iktidarda kalma Başkan Erdoğan'ın pardon iktidarda kalmak için Türk demokrasinin sinin altına oyacağı algısını yarattı. Erdoğan'ın girdiği tüm seçimlerden açık ara lider çıktığını görmezden geldi. Tetikçi Soner yazısında muhalefetin Erdoğan'ı devirmek için birleştiğine dikkat çekerken böyle demiyor. Devirmek derken seçimle, seçimi kaybeder diyor. Yani biz darbe filan tezgahladığını iddia eden kimse yok. O da evet Foreign Affairs dergisinin e, logosu da bu değerli seyirciler. E, küreselci güçlerin de bu oyunun bir parçası olduğunu itif itiraf eder nitelikte ifadeler kullandı diye yazmış. İktidar yanlısı e takvim gazetesi. Evet hocam, benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet.